Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Demiştim ki size kanseri atladığımı düşünmeyin. Kanseri ayrı bir videoda anlatacağım. Arkadaşlar, bu videomuzda kanser nasıl oluşuyor? Kanser hücreleri nasıl davranıyor? Tümör nedir? Bunlarla ilgili olayları anlatacağım size. Araştırmalardan bahsedeceğim. Ayrıca en son hücre ölümlerinden bahsedeceğim. Şimdi nedir kanser? Arkadaşlar, kanser hücre döngüsünün bozulması sonucunda hücrelerin sınırsız bölünme yeteneği kazanarak tüm vücudumuza yayılıp oraları istila etmesi nedir? Aslında bir kanserdir arkadaşlar. Tabii ki bunun farklı mekanizmaları var. Bu mekanizmalardan bahsedeceğiz. Bir kere kanser hücreleri kesinlikle hücre döngüsünü düzenleyen sinyalleri dinlemiyorlar arkadaşlar. Yani o hücre döngüsünün kontrolünü anlatmıştım ya, oradaki sinyalleri dinlemiyorlar. Dur derse de durmuyor arkadaşlar. Devam et dese de durmuyor. Hiçbir şekilde durmuyor ve sürekli bölünmeye devam ediyor. O zaman yazalım ilk önce özelliğimizi. Kanser hücreleri hücre döngüsünü düzenleyen sinyalleri dinlemezler. Özellikle arkadaşlar kültürde, hani sonuçta kanser hücrelerini inceleyebilmek için kültür ortamında çoğaltmaları gerekiyor. Kültürde üreyen kanser hücrelerine bakıyorlar. Büyüme faktörü normalde gerekli değil mi? Bölünebilmesi için. Ama büyüme faktörü tükense bile hala bölünmeye devam ediyorlar. Bu yüzden kanser hücreleri oldukça zaten tehlike arz ediyor. O zaman yazalım. Büyüme faktörü tükendiğinde de yine büyümeyi, bölünmeyi durdurmuyorlar. Yazalım. Kültürde üreyen kanser hücreleri büyüme faktörleri tükendiğinde bölünmeyi durdurmazlar. Peki bunlar bu büyüme faktörünü nereden alıyorlar? Arkadaşlar, ortamda büyüme faktörü yok. Ya büyüme faktörüne gereksinim duymuyorlar ya da bunların izlediği farklı yollar var. Şimdi bu konuda bir sürü araştırma yapılmış. Tabii ben bazılarını açıklayacağım size. Mesela hipotezlerden bir tanesi şu, diyor ki kanser hücresi diyor büyümek ya da bölünmek için diyor kültür ortamındaki büyüme faktörlerinin bulunmasına gereksinim duymuyor. Yani diyor ki büyüme faktörü olsa da bölünüyor, olmasa da bölünüyor. Böyle bir gereksinim duymuyor arkadaşlar. Bunlar ya büyüme faktörünü kendileri üretiyorlar arkadaşlar ya da büyüme faktörü ortamda olsa da olmasa da bunların sinyalleri hücrenin bölünmesini durdurmuyor arkadaşlar. Bu sayede de sürekli olarak bölünmeye devam ediyorlar. Yani bu şekilde hipotezler vardır ama kesin kanıtlanabilmiş bir şey yoktur henüz. Zaten kanserle ilgili araştırmalar da günümüzde hala devam ediyor. O zaman yazalım. Bakın, hipotezlerden bir tanesi şu. Kanser hücreleri büyümek ve bölünmek için kültür ortamında büyüme faktörlerine gereksinim duymazlar. Bu arkadaşlar nedir? Bir hipotezdir. O yüzden parantez içerisinde yazayım bunu, bir hipotez olduğunda. Yani kesin bir şey yok. Bunlar ne yapıyorlar? Ya büyüme faktörlerini kendi üretiyor ya da büyüme faktörüne gereksinim duymadan bunların bir haberleşme yolu var. O haberleşme yolunu kullanarak bölünmeye devam ediyorlar. Yazalım. Bu hücreler ya büyüme faktörünü kendi üretir ya büyüme faktörünü kendi üretir üretir ya da arkadaşlar bu faktör ortamda bulunmasa bile
Bu faktör ortamda bulunmasa bile varmış gibi haberleşebilirler. Yani ortamda büyüme faktörünü ya kendisi üretiyor ya da büyüme faktörü varmış gibi davranıyor ve bu şekilde haberleşiyor. Böylece bölünmeye devam ediyor arkadaşlar. Başka bir ihtimalimiz daha var. Şimdi bu hipotezin birisiydi. Başka bir ihtimal de şu arkadaşlar. Diyor ki hücre döngüsünün kontrol sisteminin anormal olması. Şimdi normalde bakın ortamda büyüme faktörünün kesinlikle olması lazım hücrenin bölünebilmesi için. Ama bunlar büyüme faktörünü dinlemiyorlar. Varsa da yoksa da bölünmeye devam ediyorlar. Ya kontrol noktası bozulmuştur döngüsü ya da büyüme faktörünü kendisi üretiyor olabilir. O zaman yazalım. Bir başka ihtimalde diyelim. Bir başka ihtimalde hücre döngüsü kontrol sisteminin anormal olmasıdır. Anormal olmasıdır. Yani bozulabilir, farklı bir şekilde çalışıyor olabilir arkadaşlar. Bu da yine nedir? Hipotezlerden bir tanesidir. Tabi dediğim gibi araştırmalar devam ediyor. Arkadaşlar, kanser hücreleri besin ihtiyaçları karşılandığı sürece bakın sürekli olarak bölünüyorlar. Bu yüzden de zaten bu hücrelere ölümsüz hücre diyorlar. Yani besin ihtiyacı karşılansın her türlü bölünüyor. Peki bu hücre besini nereden karşılıyor? Bulunduğu dokudan karşılıyor arkadaşlar. Şöyle düşünün. Bir kanser hücresi diyelim ki sürekli bölünmeye başladı ve kendi içerisindeki besinleri bir süre sonra tüketti ve yetmemeye başladı. Ne yapıyor? Bu sefer etrafındaki diğer hücrelerin besinlerini kullanıyor. Yani o hücreleri istila ediyor ve oradaki besinleri kullanarak onların zarar görmesine sebep oluyor arkadaşlar. Zaten bu yüzden de o dokuda kanserleşme dediğimiz olay gözleniyor ve bir süre sonra doku kaybı ya da kişinin ölümüyle sonuçlanıyor arkadaşlar. O zaman yazalım şöyle. Kanser hücreleri besin ihtiyacı karşılandığı sürece bölünmeye devam eder. Bu yüzden ölümsüz olarak adlandırılırlar. Ölümsüz hücre olarak adlandırılır. Yani ölümsüz hücre de diyebiliyoruz arkadaşlar kanser hücrelerine. Peki diğer özelliğimiz nedir kanserlerle ilgili? Arkadaşlar bir hücrenin kanser hücresine dönüşmesi olayına biz transformasyon diyoruz. Yani değişim anlamında transformasyon kelimesi kullanılıyor. O zaman yazalım. Bir hücrenin kanser hücresine dönüşmesine ne diyormuşuz? Transformasyon yani değişim diyebiliriz. Değişim denir. Transformasyon. Arkadaşlar, şimdi bağışıklık sistemimiz tabii ki bu hücreleri algılıyor. Yani bizim kendi hücrelerimizi de tanıyor bağışıklık sistem hücrelerimiz. Kanser hücrelerini de tanımıyor bu sefer. Diyor ki bu yabancı bir hücre. O zaman ben ne yapayım? Bunu öldüreyim diyor. Bağışıklık sistemi bunlarla savaşıyor. Bu arada bizim her daim kanser olma ihtimalimiz vardır. Yani tabii genetik özellikler de etkili oluyor ama ailesinde hiçbir şekilde kanser olmayan kişiler de arkadaşlar bu hastalığa yakalanabiliyorlar. Bunun sebebi mitoz bölünme sırasında herhangi bir şekilde hücre döngüsünün bozulması olabilir veya farklı sebepler olabilir arkadaşlar. Bu yüzden de kendimize oldukça dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle radyasyon. Zaten sürekli radyasyona maruz kalıyoruz. İşte yediğimiz içtiğimiz yiyeceklere de dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden yani herhangi bir şekilde bizim hücremiz transformasyon geçirerek kanser hücresine dönüşebilir. Bunu bağışıklık sistemi hücreleri algılıyorlar ve bu hücreyi öldürmeye çalışıyorlar. Bağışıklık sistemi hücreleri öldürürse zaten sıkıntı yok arkadaşlar. Ama eğer
hücre yok edilmekten kurtulursa bu sefer ne oluyor? Tümör oluşturuyor. Nedir bu tümör? Bu tümör dokuda arkadaşlar hücrenin kontrolsüz bölünerek bir küme oluşturmasıdır. Yani bir hücre kümesi düşünün. Tabii büyük bir hücre kümesi. Bu hücre kümesi hücre kümesine biz tümör diyoruz. Eğer ki tümör bulunduğu dokuda kalıyorsa, başka dokulara yayılmıyorsa arkadaşlar biz buna iyi huylu tümör diyoruz. Ama bulunduğu dokuda kalmayıp diğer dokulara yayılıyorsa arkadaşlar buna da kötü huylu tümör diyoruz. Özellikle kötü huylu tümör zaten kanser olarak isimlendiriliyor. İyi huylu tümörü işte bulunduğu yerden alırsanız eğer ameliyatla herhangi bir sıkıntı yaşanmaz. Ama kötü huylu tümör arkadaşlar diğer dokulara yayıldığı için yok edilmesi oldukça zordur. Çeşitli tedavi yöntemleri var tabii, bunlardan da bahsedeceğim. O zaman ilk önce şunu yazalım. Transformasyon denir dedik. Bağışıklık sistemi hücreleri bu hücreleri tanır ve onları yok eder. Eğer kanser hücreleri yok edilmekten kurtulursa ortaya tümör çıkar. Dediğim gibi arkadaşlar tümör eğer ki bulunduğu dokuda kalıyorsa iyi huylu, başka dokulara yayılıyorsa kötü huylu diyoruz. Onu da yazalım. Tümör bulunduğu dokuda kalırsa iyi huylu. Başka dokulara yayılırsa kötü huyludur diyelim. Peki kötü huylu tümörler nasıl yayılıyorlar arkadaşlar? Kötü huylu tümörlerde gelişen bazı değişiklikler ortaya çıkıyor. İşte genetik değişiklikler, hücresel değişiklikler. Arkadaşlar bu değişikliklerle başka dokulara yayılma özelliği kazanıyor ve böylece başka dokular işte kan yoluyla veya işte başka yollarla taşınıyorlar. Arkadaşlar bu hücreler alışılmadık sayıda kromozom taşıyabilirler. Yani normalde bizim 46 tane kromozomumuz var. 2 yani eşittir 46. Ama kanser hücrelerinde çok fazla sayıda veya işte az sayıda kromozoma rastlanabilir. O yüzden kromozom sayıları da farklılık gösteriyor. O zaman yazalım. Kötü huylu tümörler genetik ve çevresel. Ve çevresel değişikliklerle başka dokulara yayılma özelliği kazanır. Tümör hücrelerinin diyelim kromozom sayıları anormal olabilir. Yani çok fazla da olabilir, az da olabilir arkadaşlar. Anormal sayıda kromozom taşıyabilirler. Peki bunlar nasıl hani çoğalıyorlar? Bulundukları ortamda nasıl haberleşme sağlıyorlar? Arkadaşlar haberleşme sağlamıyorlar. Neden? Çünkü bunların hücrelerinin yüzeyinde anormal değişiklikler ortaya çıkar ve bunlar komşu hücrelerle, hücrenin dışarısında bulunan matriksle, hücre dışı matriks dediğimiz yapıyla bağlantılarını kaybediyorlar arkadaşlar. Biz kanser hücrelerinin bulunduğu dokudan, bakın başlangıç bölgesinden farklı dokulara yayılması olayına da ne diyoruz? Metastaz diyoruz. İlk önce ilk söylediğimi yazayım. Şöyle diyelim, metastazı başka bir sayfaya geçip yazalım. Hücre yüzeylerindeki anormal değişiklikler sonucu
anormal değişiklikler sonucu komşu hücrelerle ve hücre dışı matriksle bağlantılarını kaybederler. Yani tamamen böyle deli bozuk gibi bir şey düşünün arkadaşlar. Ne yapıyor? Tamamen kendi başına hareket ediyor. Şimdi bir de metastazdan bahsetmiştik. Neydi metastaz? Kanser hücrelerinin oluştuğu yerden başka dokulara yayılmasına biz ne diyoruz? Metastaz diyoruz. O zaman yazalım. Kanser hücrelerinin bulunduğu dokudan başka bölgelere yayılmasına metastaz denir. Arkadaşlar, metastaz dediğimiz olay tabii ki karşımıza çıkabilir. Yani sorularda falan metastaz nedir diye direkt değil ama öncülü olarak karşımıza çıkabilir. Şimdi gelelim tedavi edilmesine. Nasıl tedavi ediliyor? Arkadaşlar, kemoterapi ve radyoterapi dediğimiz yöntemler var. Tabii bunlar nasıl oluyor? Bakın, kanser hücrelerinin DNA'sında normal hücrelerin DNA'sına göre daha fazla hasar oluşturan tedavi yöntemleri sonucunda bunlar tedavi edilebiliyor. Mesela işte radyasyon tedavisi arkadaşlar, yüksek enerjili radyasyon tedavisi kullanılabiliyor veya kemoterapi ilaçları kullanılabiliyor arkadaşlar. Kanser hücreleri bu hataları telafi edemiyor, yani düzeltemiyor. Düzeltemediği için de zaten ölümü gerçekleşiyor. Ama tabii kanser hücrelerine zarar verdiğimiz gibi normal sağlıklı hücrelere de zarar verebiliyoruz. Bu yüzden işte kemoterapi sırasında mide bulanması gözlenebiliyor veya saç dökülmesi, bağışıklık sisteminin biraz daha zayıf olması gözlenebiliyor arkadaşlar. Yani bir yeri yaparken diğer yeri yıkabiliyoruz tabii ki tedavi sırasında. O zaman nasıl tedavi edildiğini de yazalım. Tümörler nasıl tedavi ediyormuş arkadaşlar? Tümör, kanser hücrelerinin DNA'sında normal hücre DNA'sından daha fazla hasar ortaya çıkarak yüksek enerjili radyasyon ile tedavi edilir. Tedavi edilir dedik arkadaşlar. Kanser hücreleri bu hasarları tahammül edemez. Bunu da yazalım. Kanser hücreleri bu hasarları tedavi edemez veya düzeltemez. Evet. Peki başka bir de kemoterapi var arkadaşlar. Şimdi radyasyondan bahsettik. Kemoterapiden de bahsedelim. Kemoterapi ilaçları da hücre döngüsünün basamaklarına etki ediyor. Yani işte o profaz, metafaz gibi basamaklar vardı ya, bu basamaklara etki ediyor. Mesela Taksol denilen bir ilaç var arkadaşlar. Bu ilaç mikrotübül depolimerizasyonunu engelliyor. Böylece mitotik iyi iplikleri vardı ya, hani iyi iplikleri mikrotübüllerden oluşuyor. Bu iyi ipliklerini bloke ediyor arkadaşlar. Yani onları durduruyor. Böylece metafaza geçişi engellemiş oluyor. Metafaza geçiş engellendiği zaman hücre bölünmesi ne oluyor? Duruyor arkadaşlar. İşte bu ilaçlar da bu şekilde etki edebiliyor. Yazalım. Kemoterapi ilaçları hücre döngüsünün basamaklarına etki eder. Örnek verelim. Taksol ilacı arkadaşlar. Taksol denilen ilaç iyi ipliklerine etki ederek
etki ederek metafaza geçişi engeller. Metafaza geçişi engeller. Tabii bu direkt olarak kanser hücrelerini etki ettik ve başka hücrelerimize de etki edebilir arkadaşlar. Dolayısıyla sağlıklı hücrelerin bozulmasına da yol açabilir. Evet, bu şekilde kanserden bahsettik. Yani kanserin nasıl oluştuğu, tedavisi, ne gibi gelişmelerin gözlendiğinden bahsettik arkadaşlar. Özellikle meme kanseriyle ilgili çok fazla çalışma yapılmakta. Zaten farkındalık falan da oluşturulmaya çalışıyor meme kanseriyle ilgili. 30 yaşın üzerindeki, 35 yaşın üzerindeki kadınların mutlaka 6 ayda bir ya da yılda bir arkadaşlar mamografi dediğimiz bir film var. Mamografiyi çektirmesini ben de öneriyorum. Çünkü ne zaman ne olacağı belli olmaz. O yüzden biz önlemimizi alalım. Şimdi birkaç tane kavramdan bahsedeceğim arkadaşlar size. Hücre ölümlerinden bahsedeceğim. O yüzden şöyle hücre ölümleri diyorum. Hücre ölümleri. Bunların isimleri var arkadaşlar. Bir tanesi nekroz. Nekroz. Nedir nekroz? Arkadaşlar, dış etkenlerden dolayı hücrenin ölmesine biz nekroz diyoruz. Mesela kimyasal maddelerden dolayı hücrenin ölmesi. Mesela burada kemoterapi ilaçlarından dolayı ne yapıyor? Sağlıklı hücreler de ölüyor. Biz buna ne diyoruz? Nekroz diyoruz. Yazalım. Dış etkenlerden dolayı hücrenin ölmesidir. Hücrenin ölmesidir. İşte örnek kimyasallar. Örneğimiz bu arkadaşlar. Gelelim bir diğeri apoptoz ve apoptozis. Öyle de diyebiliriz. Apoptozis ya da apoptoz arkadaşlar. Bu da programlı hücre ölümleridir. Mesela gereksiz olan hücreler programlı bir şekilde öldürülüyor. Otolizde hatırlayın anlatmıştım. Lizozomu anlatırken işte bizim anne karnındayken parmaklarımızın arasında perde vardı. Bu perdeler otoliz olayıyla yok ediliyor arkadaşlar. İşte bu biz bu programlanmış hücre ölümlerine ne diyoruz? Apoptozis diyoruz. O zaman yazalım. Programlı hücre ölümleridir. Hücre ölümleridir. Gereksiz hücreler programlı bir şekilde öldürülür. İşte buna da örnek diyelim. Örnek otoliz. Otoliz ne demekti? Bir hücrenin kendi kendini öldürmesi demekti, değil mi? Otolizi örnek olarak verebiliriz. Gelelim arkadaşlar senesiz. Senesiz. Belki bunu ilk defa duyacaksınız. Diğerlerini duymuşsunuzdur ama bu da arkadaşlar bitkilerdeki apoptozizdir. Bitkilerdeki apoptozis. Evet, bu şekilde hücre ölümlerinden de bahsetmiş olduk. Bunlar da mutlaka karşımıza çıkacaktır soru çözümlerinde. Arkadaşlar, böylece ben bu videoyu bitiriyorum. Sonraki videoda mayoz bölünmeye geçeceğiz. Mayoz bölünmenin evrelerinden, özelliklerinden bahsedeceğiz. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.